Bu depremden sonra 7 ilimizde 22 ilçemiz etkilenmiştir. Tam genel düzey gruplarımızın tamamı 12-30-12 intikal etmiştir. Karlova ilçemize Rize ilimiz, saat 05.40'da intikal etmiştir. Orta ilim sayısı 7.740 olarak belirlenmiştir. Otobüs minibüs tur, 1000 yönlüğü kapasitemiz 283 tur. Ondan sonra ceset torbasına beraber koyuyorsunuz, siz aşağı iniyorsunuz. Aynen. Bizimkiler de koridordan size aşağı iniyorlar. Manken mi? Müdürüm, konuyla alakalı bilgi vermeniz için sizi bekliyorlar. Şimdi geliyor mu? Tamam. Mehmet Emin'in yanına geçer misin? Mehmet abi, ağzınızı söyleyecek şeyler var. Hepinizin bildiği gibi Bingöl Türkiye gündeminde kapın, dapın geçtiği, hatların geçtiği bir deprem bölgesi. Bütün bilim adamları, akademisyenler, bütün jeologlar, sismologlar konuştukları zaman Bingöl'den, Karlova'dan ve Yedisu'dan bahsetmedikleri takdirde yaptıkları bilgilerin eksik oldukları gibi bir algı var. Hakikaten Bingöl bir deprem bölgesi. Eninde sonunda burada bir deprem yaşanacak. Önemli olan deprem etkilerini en azından indirmek için hazırlıklı olmamız gerektiği noktasında. Biz de Bingöl Valiliği bu kapsamda AFAD Başkanlığımızla konuştuk. Bir tane bölgesel tatbikatlarından birinin Bingöl'de yapılmasına talip olduk ve nihayet dün itibariyle bir bölgesel tatbikat Bingöl'de başladı. Gece 00.15 itibariyle Bingöl'de 7.5 büyüklüğünde Bingöl Karlova Hacılar Merkezi bir deprem afeti yaşadık. Hemen geldik, tam çalışma gruplarında, hizmet gruplarıyla Bingöl'de yerimizi aldık. Merkezimizde AFAD Başkanlığımızla bağlantıya geçtik. Komşilerimizle bağlantıya geçtiğimiz zaman gördük ki deprem sadece Bingöl Karlova Merkezi olmakla beraber sadece Bingöl'ü değil, Bingöl'e ilk planda yardıma gelecek olan Elazığ, Tunceli, Erzincan, Diyarbakır, Muş, Erzurum illerini etkilediğini ortaya çıkınca tekrar AFAD Başkanlığımızla konuştuk. Ve bu illerin dışındaki diğer illerden destek kapsamında yardımlar talep ettik. Bu kapsamda bize Adaklı ilçemize Samsun'dan, Genç ilçemize Mardin'den, Karlova ilçemize Rize'den, Kiv ilçemize Siirt'ten, Merkez ilçemize Merkez Bingöl'e Van'dan, Solhan'a Batman'dan, Yayladere'ye Amasya'dan ve Yedisu'ya Sivas AFAD müdürlüklerinden takviyeler alındı. Onlar gece yola çıktılar. Depremin büyüklüğü 7 ili etkiledi. 7 ildeki 22 tane ilçemizi etkileyen büyük kapsamlı bir depremde bu destek illerinde de ekipler yola çıktılar ve sabah itibariyle ilimize geldiler, ilçelerimize yerleştiler. Tabii ilçelerimizde kaymakamlarımızın başkanlığında ilçe afet acil durum yönetim merkezleri bir araya geldi. Gece biz belediye başkanımızla, AFAD'dan gelen sayın genel müdürümüzle beraber AFAD'da yerimizi aldık. Gece boyunca operasyonlarımıza devam ettik. İlçelerimizde arama kurtarma faaliyetleri, enkaz kaldırma faaliyetleri, barınma faaliyetleri gece boyunca devam etti. Gün içinde de devam ediyor. Afetin tüm boyutlarını yaşamak amaçlı alanda da tatbikatlar yapıyoruz. Değişik afet türlerinde çalışmalarımız var. Şu anda bulduğumuz enkazda bir depremle arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz. Enkazın altında yaralılarımız var. Eksik olan vatandaşlarımız olduğu bilgisi var. Onları kurtarmaya çalışıyoruz. Amaç tabii ki bu afet tatbikatların en büyük amaç deprem Türkiye'nin bir gerçeği, Bingöl'ün bir gerçeği. Önemli olan aldığımız derslerde edindiğimiz tecrübelerle bu afetin zararlı etkilerini en aza indirebilmek. Bugün de burada bunu yapıyoruz.
hakikaten kısa zamanda destek illeri ne kadar sürede bize intikal edebiliyorlar, yerinde yer alabiliyorlar mı? Gece 015'teki ikazla beraber görevlerimiz yerlerine zamanında ulaştılar mı? Görevlerinin başında oldular mı? Bunları test ettik. Küçük birkaç tane eksik dışında gayet güzel bir şekilde tatbikatımız devam ediyor. Buna AFAD Başkanlığımızdan Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'nın da bu konuda bize mesajlar ulaştı. Gerçek bir tatbikat gibi çok güzel bir şekilde devam ettiğini söylüyorlar. Akşama kadar da devam edeceğiz. İnşallah deprem yaşamayız ama olası bir depremde de Bingöl insanı sağduyusu, tecrübesi ve yapı stoğumuzun yeterliliğiyle depremin yıkıcı etkilerini en az zararla atlatacağımızı biz düşünüyoruz. Bu depremin en önemli özelliği şu, hatırlarsanız Maraş depremlerindeki en büyük yaşadığımız sıkıntı, birinci planda yardım yapacak olan illerin de afetle etkilenmesi neticede kısa bir duraksama olmuştu. Maraş'ın etrafında, Hatay'ın etrafında iller de afetten etkilendiğinde gecikme biraz oldu. Ama biz burada bu tatbikatta birinci çeperdeki illeri de afetten etkilenen iller kapsamında aldığımız için uzak illerden yardım destek aldık. Ve bu da olası bir depremde Bingöl'deki afetin zararlı etkilerini en az şekilde atlamamıza bize vesile olacak diye düşünüyorum. Ben inşallah bunu faydalanıp ilerleyen süreçte Bingöl olarak elde edeceğimizi ben düşünüyorum. Bırakın gelmeyi, hemen yavaş yavaş. Oraya gelsin, çekin, kılavuzu çekin gelsin. Altyazı M.K.